أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رحمن ورحيم olan Allah'ın adıyla. De ki, ister taş olun, ister demir. İsterse gönlünüzde büyüyen herhangi bir yaratık olun, mutlaka diriltileceksiniz. Onlar, bizi kim tekrar diriltecek diyecekler. De ki, sizi ilk defa yaratmış olan Allah diriltecek. O zaman sana başlarını sallayacaklar da, ne vakit o diyecekler. De ki, umulur ki yakındır. O, sizi çağıracağı gün, derhal tazim ile onun emrine icabet edeceksiniz ve kabrinizde pek az bir müddet kaldığınızı zannedeceksiniz. Kullarıma söyle ki, en güzel olan sözü söylesinler. Çünkü şeytan aralarını bozar. Çünkü şeytan insana apaçık bir düşmandır. Rabbiniz sizi çok daha iyi bilir. Dilerse size merhamet buyurur, dilerse size azap eder. Seni de üzerlerine vekil göndermedik. Rabbin göklerde ve yerde kim varsa hepsini en iyi bilendir. Andolsun ki biz peygamberlerin kimini kimine üstün kıldık. Davud'a da Zebur'u verdik. De ki, Allah'tan başka ilah olduğunu zannettiklerinizi çağırın. Anlarsınız ki başınızdan sıkıntıyı ne kaldırabilirler ne de değiştirebilirler. Onların yalvarıp durdukları Rablerine hangisi daha yakın olacak diye vesile ararlar ve onun rahmetini umarlar. Azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı korkunçtur. Hiçbir memleket yoktur ki biz onu kıyamet gününden önce helak edecek ve şiddetli bir azapla azaplandırmış olmayalım. Bu kitapta yani levh-i mahfuzda yazılıdır. O istenilen ayetleri mucizelerle peygamberlik vermekten bizi men eden de yoktur. Ancak onları evvelki ümmetler yalanladılar. Semud'a açık bir mucize olarak o dişi deveyi vermiştik de onunla kendilerine zulmetmişlerdi. Oysa biz o mucizeleri ancak korkutmak için göndeririz. Vaktiyle sana şöyle vahyettiğimizi hatırla. Haberin olsun ki Rabbin insanları kuşatmıştır. İsra gecesi o sana gösterdiğimiz temaşayı ve Kur'an'da lanet edilen ağacı da sırf insanlara bir imtihan için yapmışızdır. Biz onları tehdit ediyoruz. Fakat bu onlara ancak büyük bir taşkınlık arttırmaktan başka bir netice vermiyor. Yine unutma ki bir vakit meleklere Adem için secde edin demiştik de iblis hariç hepsi derhal secde ettiler. Fakat iblis hiç ben çamurdan yarattığın kimseye secde eder miyim dedi. İblis şu benden üstün tuttuğuna baksana. Yemin ederim ki eğer bana kıyamet gününe kadar mühlet verirsen ben onun zürriyetini pek azı hariç olmak üzere kendi emrim altına alırım dedi. Allah şöyle buyurdu. Defol, artık onlardan kim sana tabi olursa iyi bilin ki cezanız cehennemdir, mükemmel bir ceza. Onlardan gücünün yettiğini sesinle oynat, atlıların ve yayalarınla onların üzerine yaygarayı bas, mallarına ve evlatlarına ortak ol ve onlara vaatlerde bulun. Fakat şeytan onlara bir aldanıştan başka ne vaat eder? Doğrusu benim halis kullarım üzerinde senin hiçbir saltanatın yoktur. Vekil olarak Rabbin yeter. Rabbiniz fazlından nasip arayasınız diye sizin için denizde gemileri yüzdürür. Şüphesiz ki o size çok merhametlidir. Denizde size bir sıkıntı geldiği vakit Allah'tan başka yalvardıklarınız kaybolur. Allah sizi kurtarıp karaya çıkarınca da yüz çevirirsiniz. Zaten insan çok nankör bulunuyor. Karaya çıktığınızda Allah'ın sizi karada yerin dibine geçirmeyeceğinden yahut üzerinize çakıllı bir rüzgar salıvermeyeceğinden emin mi oldunuz? Sonra kendinize bir vekil de bulamazsınız. Yoksa sizi tekrar denize döndürüp de üstünüze şiddetli bir fırtına salıvermesinden ve nankörlüğünüz sebebiyle hepinizi boğmasından emin mi oldunuz? Sonra bu yaptığımıza karşı size yardım edecek bir yardımcı da bulamazsınız. Yemin olsun ki biz insanoğlunu üstün kıldık.
Karada ve denizde binitlere yükledik ve hoş hoş nimetlerle onları besledik. Onları yarattıklarımızdan çoğunun üzerine üstün kıldık. Günün birinde bütün insanları önderleriyle çağıracağız. O gün kimin kitabı sağ eline verilirse işte onlar kitaplarını okuyacaklar ve kıl kadar zulmedilmeyeceklerdir. Ama her kim de bu dünyada körlük ettiyse o ahirette de kördür ve gidişçe daha şaşkındır. Az daha seni bile sana vahyettiğimizden başkasını bize karşı iftira edesin diye fitneye düşüreceklerdi. Ve o takdirde seni dost edineceklerdi. Ve eğer biz sana sebat vermemiş olsaydık sen onlara mutlaka az bir şey meyledecektin. O takdirde biz sana muhakkak hayatın da ölümün de acısını katmerli bir şekilde tattırırdık. Sonra bize karşı kendin için hiçbir yardımcı bulamazdın. Ve az daha seni yurdundan çıkarmak için rahatsız edeceklerdi. O takdirde kendileri de arkandan pek az kalacaklardı. Bu senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler hakkındaki sünnetimizdir. Sen bizim sünnetimizde hiçbir değişme bulamazsın. Güneşin öğle vakti batıya kaymasından gecenin kararmasına kadar belirli vakitlerde namazı dosdoğru kıl, bir de Kur'an'ıyla seçkin sabah namazını. Çünkü sabah Kur'an'ı şahitlidir. Geceleyin de sana mahsus fazla bir namaz olarak uykudan kalk, Kur'an ile Kur'an okuyarak teheccüd kıl. Rabbinin seni makamı mahmuda, şefaat makamına göndermesi kesindir. De ki, ey Rabbim, beni Medine'ye hoş bir girişle girdir, hoş bir çıkışla çıkar ve bana tarafından yardımcı bir kuvvet ver. Mekke'ye girerken de şöyle de, hak geldi, batıl zahir oldu. Gerçekten batıl daima yok olmaya mahkumdur. Biz de Kur'an'dan öyle ayetler indiririz ki, bunlar müminler için bir şifa ve bir rahmettir. Zalimlerin ise ancak zararını artırır. Biz insana nimet verdiğimiz zaman aldırmaz, yan büker. Kendisine şer dokunduğu zaman da ümitsiz olur. De ki, her biri kendi uyarına göre hareket ediyor. O halde kimin daha doğru yolda olduğunu Rabbin daha iyi bilir. Bir de sana ruhtan soruyorlar. De ki, ruh Rabbimin emrindendir ve size ilimden ancak az bir şey verilmiştir. Ant olsun ki eğer dilerse sana vahyettiğimizle tamamen gideriveririz. Sonra bize karşı kendine bir vekil de bulamazsın. Ancak Rabbinden bir rahmet olarak bıraktık. Gerçekten Allah'ın senin üzerindeki lütfu pek büyüktür. De ki, yemin ederim, eğer insanlar ve cinler bu Kur'an'ın benzerini getirmek üzere toplansalar, birbirlerine yardım da etseler yine onun benzerini getiremezler. Celalim hakkı için biz bu Kur'an'da dillere destan olacak her manadan çeşit çeşit ifadeler yaptık. Yine insanların çoğu yavurlukta ısrar ettiler. Onlar, biz sana asla inanmayız, ta ki bizim için şu yerden bir pınar akıtasın. Yahut hurmalıklardan ve üzümlüklerden bir bahçen olsun da aralarında şarıl şarıl çaylar akıtasın. Yahut iddia ettiğin gibi göğü başımıza parça parça düşüresin. Yahut Allah'ı ve melekleri kefil getiresin. Yahut altından bir evin olsun, yahut göğe çıksın. Ona çıktığında da asla inanmayız, ta ki bize okuyacağımız bir kitap indiresin, dediler. De ki, Rabbimi tenzih ederim. Ben ancak bir insan, bir peygamberim. Kendilerine doğru yolu gösteren hidayetçi geldiğinde insanların iman etmelerine ancak şöyle demeleri mani oldu. Allah bir insanı mı peygamber olarak gönderdi? Onlara söyle, eğer yeryüzünde hep uslu uslu yürüyen melekler olsaydı, elbette onlara gökten melek bir peygamber gönderirdik. De ki, sizinle benim aramda şahit olarak Allah yeter. Şüphesiz ki O, kullarının yaptıklarından haberdardır, her yaptıklarını görür. Allah kime hidayet ederse, O doğru yolu tutar.
kimi de saptırırsa artık onlar için Allah'tan başka asla vekiller bulamazsın. Biz onları kıyamet günü kör, dilsiz, sağır oldukları halde yüzleri üstü haşrederiz. Varacakları yer cehennemdir. Ateşi dindikçe alevini artırırız. Bu onların cezalarıdır. Çünkü onlar ayetlerimizi inkar ettiler ve biz bir yığın kemik olduğumuz ve ufanıp toz olduğumuz zaman mı gerçekten biz mi yeniden diriltileceğiz dediler. Gökleri ve yeri yaratan Allah'ın kendilerinin mislini yaratmaya kadir olduğunu görmediler mi? Onlar için bir de ecel tayin ettik ki onda hiç şüphe yoktur. Fakat zalimlerin yavurluktan başkasına baktıkları da yok. De ki, Rabbimin rahmet hazinelerine siz sahip olsaydınız, o zaman elden çıkması korkusuyla tutar harcamazdınız. Zaten insan çok cimridir. Andolsun ki biz Musa'ya açık açık 9 mucize verdik. İsrailoğullarına sor. Musa onlara geldiği vakit Firavun ona dedi ki, ey Musa, ben seni muhakkak büyülenmiş zannediyorum. Musa dedi ki, pekala bilirsin ki bu mucizeleri göklerin ve yerin Rabbi sırf birer ibret olmak üzere indirdi. Ben de ey Firavun seni mutlaka helak olmuş zannediyorum. Derken Firavun onları Mısır topraklarından çıkarmak istedi. Biz de onu ve beraberindekileri hepsini birden boğuverdik. Arkasından da İsrailoğullarına dedik ki, haydi bu yerde siz oturun. Ahiret vaadi geldiği zaman hepinizi bir araya dürüp bükerek getireceğiz. Muhakkak ki Allah doğru söyledi. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Mürselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.